Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye silah ambargosu için ilk adımı attı. Amerikan Senatosu Türkiye'ye aralarında F-35 savaş uçaklarının da olduğu ağır silahların satışını durduran tasarıyı kabul etti. Şimdi gözler ABD'nin Türkiye'ye 21 Haziran'da yapacağı teslimatta. F-35 projesinin ne olduğuna bakmak lazım. Bir defa F-35 projesi ABD'nin de içinde olduğu çok taraflı bir projedir. Türkiye'de ABD gibi F-35 projesinin bir tarafıdır, bir ortağıdır. Bir defa bunu bir tarafa koymak lazım. İkincisi F-35 projesi kapsamında Türkiye için üretilen uçaklarla ilgili gerekli bağlantılar tamam yapılmış ve Türkiye edimlerini tamam yerine getirmiştir. Şu anda burada herhangi bir ses söz konusu değil, sıkıntı. Üçüncüsü de yarın inşallah F-35'in Türkiye'ye ilk teslimi yapılacaktır. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'da Amerikan Senatosu'nun kararına rağmen 2 adet F-35 savaş uçağının Türkiye'ye teslim edileceğini açıkladı. Pentagon sözcüsü Mike Andrews, Lockheed Martin 21 Haziran Perşembe günü Fort Worth'ta Türkiye için bir açılış töreni düzenleyecek ve uçaklar ilk aşamada Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri üssüne geçecek. Türk F-35 pilotları ve bakım görevlileri Luke Hava Kuvvetleri üssüne ulaştı ve yakında uçuş eğitimlerine başlayacaklar ifadelerini kullandı. Teslim edilecek iki uçak, Türk pilotların eğitimi için 2019 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde kalacak. Amerikan Senatosu'nun aldığı kararın yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi ve Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. F-35 programına 12 ülke katılıyor. Uçağın gelişimine katılan 9 ortak ülke arasında Kanada, Danimarka ve Türkiye dışındaki tüm ülkeler F-35 uçaklarını teslim almaya başladı.